Herkese merhaba ben Fakelet ve yeni bir Sky Adventures bölümüne hoş geldiniz. Şimdi geçen bölüm ve bu bölüm arasında biraz bir şeyler yaptım. Öncelikle biraz video kaydetmiştim. Sonra video kaydında sıkıntı olduğunu fark ettim ve yeniden başlattım. O yüzden size kısa bir özet vereceğim. Şimdi öncelikle şey yaptık. Ben bölüme başlamadan önce bekledim ve bu water chicken bana su verdi. Daha sonra bunun verdiği suyu ben direkt olarak buraya yerleştirdim. Cobblestone generator yaptım. Bunun artık daha rahat kabustan elde edebiliyorum. Fakat ne yazık ki bu e, acımızın sonu değil. Çünkü kabuston elde edebiliyor olsak da bizim maden elde etmemiz çok küçük olasılık. Hani Iron Ore Piece'in çıkma olasılığı %10 ki bize 12 tane gerekiyor bir tane kova için. Ki kova da bütün sorunlarımızı çözmüyor. E, onunla uğraşıyordum ve sonradan şey gördüm. Eğer görev kitabında bakacak olursam. Şurada bir görev var. Water egg vererek kendimize clay chicken alabiliyoruz. Ve clay chicken'ı kullanarak da clay elde edebilirim diye düşündüm. Clay chicken'ı buraya koyduk. Henüz daha yumurta vermesine 7 dakika var ama ki 7 dakika çok hoş bir zaman değil. Ondan sonra dedim ki eğer bu arkadaştan yaparsak daha hızlı bir şekilde elde edebiliriz malzemelerimizi. Ve daha rahat bir şekilde elde edebiliriz çünkü tavuklar etrafta dolaşmamış olur. Ama onda da bir sıkıntı var bu tabii ki bizden wheat istiyor. Ve wheat için de ee, wheat elde etmem gerekti dolayısıyla. Ne yaptım? Buraya string mesh yaptım. Buradan string mesh'ten bir sürü 4 geçirdim ve V'yi elde ettim ve onları da buraya yerleştirdim. Ee, evet. Sonuç olarak buradayız şu anda. Yani aklıma gelmeyen bir şey mi var bilmiyorum açıkçası. Çünkü Evet. Equality Exchange'imiz olduğunu biliyorum fakat Equality Exchange ile Clay elde ediliyor mu bilmiyorum. Çünkü ben herhangi bir şekilde göremedim normal Clay'in elde edilişini. Veya bu Clay'in elde edilişini yani Clay elde etmemiz çok söz konusu değil gibi görünüyor. Ee, direkt Barrel'a şu anda su koyamıyorum Dasla yapsak. Barrel'a su koymamın herhangi bir yolu yok. Yani evet çok bir fikrim yok ki aynı zamanda Clay Bucket'ta yok nedense. Yani Clay'i elde etsek bile yine Bucket'ımız olmayacak. Şu anda biraz çıkmazdayım eğer siz yorumlara bir şey yazdıysanız bu videoyu birinci bölümü yüklemeden önce çektim genelde iki bölüm üst üste çekiyorum biliyorsunuz dolayısıyla Evet özür dilerim Ama benim aklıma bir şey gelmiyor ve e, uzunca bir süre bu iğrençliği yapmaktan başka da yapabileceğim bir şey yok çok Bizi rahat bırakacak bir şey gibi gelmişti şu anda ya aklıma gelmeyen bir şey var ya mod paketi şu an suratımıza yumruk atıyor İkisinden birisi ve de 20 dakika sonra sadece bir tane Clay ile bizi <laughs> kutsadı buradaki arkadaşımız ne yazık ki Clay çıkın. Çok sağ olsun. Var olsun. Ee, Water'a giderek buraya koyabiliyor muyum? Hayır. <laughs> ne yapacağız ya? Böyle olmaması lazım. Niye böyle oldu? Aa... Ay, beklemekten başka yapacağım hiçbir şey yok mu yapabileceğim? Dur. Yağmur yağmıştı biraz önce. Bu bizim kurtuluşumuz. Keşke yağmur yağarken dışarı daha fazla barrel koysaydım ya. Hiç aklıma gelmedi. Yine hani e, ilerlemek için yağmura muhtaç olmamız zaten baştan bir saçmalık ama en azından biraz yararı oldu. Bir tane daha olsaydı sadece çok iyi olacaktı sadece. Bunu bir şeye dönüştürebiliyor muyum bununla falan? Hayır. Ee, en azından 5 tane oldu, 2 tane kaldı diyelim, değil mi? Ee, crucible, ayrıca Worm var mı diye baktım çünkü Worm elde etmeye çalışacağım, Worm'ı nasıl elde edeceğim? Şimdi Worm normalde bitkilerin daha hızlı büyümesini sağlıyor, bu da wheatlerin daha hızlı büyümesi demek, onu hemen size göstereyim. Bir hemen taştan hoe yapalım. Şey... Şimdi normalde bu Worm denilen alet, normal oyunda direkt şeyle elde ediliyor, çimenleri. Hoğlarsanız çıkma olasılığı var. Ve şanslıyız ki biz direkt çimen elde edebiliyoruz bunda. Şöyle yapınca. Yani bildiğim kadarıyla bunlardan da çıkma olasılığı var. Ama çok emin değilim. Henüz çıkmadı çünkü birkaç keredir denedim. Ve her seferinde ezmem gerekiyor bunları tekrar. O yüzden birazcık sinir bozucu ama. Evet en iyi yapabileceğim şu an en verimli şey bu ne yazık ki. Başka hiçbir şey yapamıyoruz. Hiçbir yerde ilerleyemiyoruz ve böyle bir bug da var. Üstüne basıp e, düzleştirdiğim halde düzleştirmemişim gibi gösteriyor. Yani dediğim gibi, e, şu anda yapabileceğim başka hiçbir şey yok. Sadece bitkilerin büyümesini bekleyeceğim. Bu arkadaşların yumurta yapmasını bekleyeceğim ve o kadar bekleyeceğiz. Pekala geri geldim. E, ne yaptım? Bir sürü gravel geçirdim buradan. Çok eğlenceli değildi ama yeterince maden oldu. Şu anda demirler ısındı yani. Tamam. Ve bu da demek oluyor ki kendimize artık bir kova alabiliriz. Bu da demek oluyor ki sınırsız su kaynağımız olabilir artık. Yani su hakkında endişe etmemize gerek yok sonunda. Ay uzun süredir yaptığım en sıkıcı şeylerden biriydi ya. Ne kadar zaman geçti. Bir kova yapana kadar. Iy. Çok şikayet ediyorum biliyorum ama. Acımı bilmiyorsunuz. Tamam artık sonunda istediğimiz gibi şey elde edebiliyoruz. Clay. Ve bu da bize crucible yapmak için yeterince clay olmuş oldu. Şimdi bizim bir de tabii ki bomb mille ihtiyacımız var. Fakat bomb mille oldukça kolay. Çünkü direkt dust'ı geçirebiliyoruz sieve'den ve bu bize bomb yıl veriyor. Bildiğim kadarıyla string'den geçirmemiz gerekiyordu ama çok emin değilim. Evet aynen. Bir sürü de Dust yaptım. Bunlardan umarım ihtiyacımız olan ve daha fazlası Bomb Meal çıkacaktır. Çünkü, evet yani hem şey lazım çünkü bana hem biraz normal Bomb Meal lazım şey için Crucible yapabilmek için hem de ayrıca yapmanın daha kolay bir yolu var mı diye baktım gerçekten yok. Galiba oyunun başında bizim böyle acı çekmemizi istemiş adam. Bilmiyorum artık. Muhtemelen benim aklıma gelmeyen bir şey var ve yorumlar bununla dolacak ama artık pişman olmak için çok geç. Ne yazık ki. Hem bu vidleri büyütüp şu tavukları daha düzgün bir şekilde şey yapabilelim diyorum. Hem de e, şu kurusu bu da halledelim diyorum. O yüzden biraz ekstra dust yaptım. Ve bunları işlemden geçirince umarım yeterince olacak. Umarım. Umarım. Yani çıkma şansı az değil. Çıkma şansı direkt %20. Yani... Yeterince çıkması lazım. O kadar şeyden sadece 9 tane çıktı. Yani ee, daha kötü olabilirdi galiba. Daha fazla bekliyordum açıkçası. Ama her neyse. En azından yeterince çıktı. Yeterince çıkmasa daha çok üzülecektim. Şunları bir alalım. Şunları şimdilik bir atayım şuraya. Tamam. Bunları şimdi direkt şey yapacağım. Sonunda... Bir Crucible yapmasının bu kadar uğraştıracağını düşünebilir miydiniz ya? Hmm. Bunlar yumurta vermiş mi? Yo. Çalışın. Ya da vermişler ben kaçırmışım bilmiyorum. Buraya girip çıkmanın daha iyi bir yolu olması lazım bir de. Hmm. Ve Crucible. Görev bize bizden alıyor mu bunu? Ee... Doesn't consume item diyor. Tamam iyi. Güzel. Ee, yani artık bir crucible'ımız var. Ve kendimize bir tane torch yapacağız. Ayrıca ben yine bölüm arasında 64 tane charcoal yaptım ağaç kesip. Onu da hani söylememe gerek yok. Direkt çantamda gördüğünüz ne kadar zamandır ama yine de belirteyim dedim. Bu arkadaşı da buraya yerleştirelim o zaman. Yani artık kendimize e, lava yapabiliyoruz. Ya da lava daha hızlı yapmak adına ilk başta bunu direkt şuranın tepesine koyalım. Birazcık lav yaptıktan sonra Bunu başka yere alalım daha doğrusu bir tane lav yaptıktan sonra birazcık değil Buraya çalışma masası koydum çünkü ben sol tıka basılı tutup başka bir şeylere bakıyorum bunları kazarken sıkıcı bir şey çünkü ve onu yaparken Hani Altını kazmamam gerekiyor çünkü burada kule çok hızlı kazılıyor Taş çok geç çıkarsa Şimdi bu arkadaşlar kendimize lav yapabileceğiz Lava neden yapıyoruz lava yapmamızın bir nedeni var çünkü Baktığımız zaman Transmutation Table yapmakta sıra ve bu da eşya yağmıyor ve Transmutation Table için bize taş ve obsidian lazım. Taş gayet kolay fakat obsidian yapması uğraşmamız gerekiyor. Bu da aslında gayet kolay sayılır. Direkt lavın üstüne su koyunca bize obsidian veriyor. Kısacası 4 kova lava ihtiyacımız var. Ondan sonra Transmutation Table yapabileceğiz ve eğer Transmutation Table yaparsak bayağı rahatlayacağız. Çünkü artık Clay'dir, Bomb Yıldır falan onların hepsini direkt alabiliriz hani. <laughs> direkt alabiliriz. Ee, o iyi olacak eğer yapabilirsek. Şunları da şey yapalım. Hmm. Crafting table yanıyor ama hiçbir zaman yok olmuyor. Öyle bir özelliği var. O yüzden crafting table koyduğumda direkt odun koymadım. Çünkü Odun yanıyor ve yok oluyor. Crafting table'ın öyle bir sorunu yok. Mis gibi gayet güçlü bir arkadaşımız. Ve yağmurda durdu. Yaşasın. Yani yine bir süre daha bekleyeceğiz ne yazık ki buradaki lavların bitmesini ve bitmesin değil olmasını. Fakat beklemeye alıştık sayılır artık şu noktada. Ee, beklerken biz de farklı bir görev yapabiliriz ama artık. Öncelikle buraya demiş ki old fishing hole demiş. Yani burayı balık için kullanalım biz de dediğine uyarak nasıl olsa artık bir e, kovan var. Ve bu kovayla burayı doldurabilirim. Şimdi balık tutmak ne işimize yarayacak? Balık tutmak tam olarak ne kadar kullanışlı olacak bizim için bilmiyorum. Ama şunu biliyorum. Kesinlikle oyun balık tutmamızı istiyor. Çünkü görevlerde var direkt. Yani evet. O yüzden onu yapacağız. Ne kadar işimize yaradığına sonra karar veririz. Şimdilik sadece görevi yapıyoruz. Şimdi şurayı dolduralım ve geri kıralım ve artık bir ee, yerimiz var burayı kazarsam aşağıya çıkar mıyız aşağıdaki mağaralar acaba buranın aşağısı birazcık geniş ya çünkü iki blok olması çok daha iyi olur bizim için buranın şeyinin derinliğinin gerçekten galiba çıkmıyoruz aşağı taraftaki bölgeye değil mi yok çıkmıyoruz çok iyi çok iyi şimdi olta yapması o kadar sıkıntı değil zaten ipimiz var. Ve odunumuz da vardı. Yok mu? Yani neyse hepimiz var. Odun dediğim kütüğümüzün olduğunu farkındayım. Direkt plankten bahsediyordum. Bunları şey yapmayayım diye. Ve şimdi direkt şu şekilde tutabiliyorum. Görevde ne istiyor? Ee, 16 tane balık tutmamızı istiyor. Yani... <laughs> ee, ben birazcık cobblestone toplayayım. Daha sonra cobblestone'ları bu alete yerleştireceğim. Aktif bir şekilde 4 tane lava olana kadar. Ve o zamana kadar da balık tutacağım. Tamam. Hemen geliyorum. İstediğimiz kadar lava oldu. Ve olana kadar anca 10 tane balık tutabildim. Ee, başka şeyler de çıkıyor balık dışında. Kemiktir, başka tür balıktır falan. Onlar birazcık işi bozuyor açıkçası. Ve balığı işinin kötü yanı ekrana bakmadan tutamıyorum. Bu e, <laughs> gravel'ları geçirdiğim gibi veya şeyi geçirdiğim gibi. Yani diğerlerinin zamanımı alsa da... Ekrana bakmadan başka bir şeyler yaparken yapabiliyordum ama bunlar da olmuyor. <laughs> Balık tutma da olmuyor. Ee, her neyse. Bunu kıralım. Buraya koyalım. Şöyle yerleştirmek istiyorum. Şimdi yapacağımız şey oldukça basit. Buradan bir kova lav alıyorum. Buraya koyuyorum. Buradan bir kova su alıyorum. Üstüne koyuyorum ve bu bana obsidian veriyor. Şimdi bu işlemi dört kere yapacağız. Ve dört tane obsidianımız olacak. Ki balıkları da transmutation table'la çok daha kolay halledebiliriz tahminen. O yüzden gerçi bitirmeme de fazla kalmadı ama olsun. Tamam. Bu bize 4 adet verdi. Burada daha fazla olmaya devam etsin abi ihtiyacımız olur çünkü. Şimdi ne ihtiyacımız vardı başka? Transmutation table için. Hat Yanlış hatırlamıyorsam taşa ihtiyacımız var normal. Yani 4 tane kabustan alacağım. 3 ve de 4. Güzel. Ve daha sonra bunları ısıtacağız. Ve bam. Transportation table. Oldu. Ve bununla beraber doesn't consume items diyor. Basalt, marble, 20 dollar bill, loot crate. Hepsi geldi. Basalt ve marble direkt atıyoruz. Bunu açıyoruz iridium çıkın mı? iridium benim yakın zamanda hiçme yaramayacak çok sağol ama ee evet ve de 20 dolar kazandık iyi para iyi para, iyi para. <laughs> böylelikle 30 dolarımız oldu bu arada parayla şu anda işime yarayan bir şeyler alabiliyor muyum? flint çıkın, soul sand, nether quartz çıkın kulağa iyi geliyor nether quartz elde etmek için Worm'u galiba artık normal şekilde elde edemiyoruz ama. Parayla almamız gerekiyor. Ama bilmiyorum. Parayla direkt Mega Torch falan alırız herhalde. Bir ikinci. Veya e, Unbreakable Wand. Kulağa gayet iyi geliyor. Çünkü etrafı genişletmemiz gerekecek eninde sonunda. Ve öyle bir şey çok yardımcı olur bize. Evet. Her neyse şimdi bakalım. Bunları yaptık şu anda. Artık transportation Table'ımız da var. Yani transportation Table'ı direkt olarak şuraya koyalım mesela. Bu arkadaş ne? Bu arkadaşa kısacası bir şey öğretiyorsunuz. Diyelim ki balık. Daha sonra bunu alabiliyoruz geri. Ne işe yaradı bu? Bu artık balığı öğrendi. Artık istediğimiz malzemeyi dönüştürebiliyoruz. Şimdi şöyle çalışıyor bu. Herhangi bir şey öğretiyorsunuz ve her item'ın belli bir puanı var. Ve o puandan Varsa siz de o item'ın aynısından alabiliyorsunuz. Diyelim. Çok iyi açıklayamadım galiba ama sorun değil. Uf, uh, Mysterious Magnet 990 bin EMC. Uh. çok iyiymiş. Burada da arama yerimiz var. Eğer bir şey ararsak. Şimdi işinin yanı ben buna demir de öğretebilirim. Yani demir öğretelim hemen. Bir tane ısıtıp ve artık başka malzemeler kullanarak demir elde edebiliriz veya herhangi bir maden açıkçası. Veya clay örneğin. Her şey olur. Şimdi demiri öğrettik. Artık demir alabiliyoruz buradan istediğimiz şekilde. Ve evet. Hoş. Şimdi biz bir görev için balık alalım. 16 tane istiyordu görev bizden ve şu görev verelim. Fishing net ve vandalır. Place the net above the water with a chest above to slowly catch a few fish. Anlaşıldı. Bir tane sandık yapıyoruz. Ve şöyle yapınca bu bize balık yakalıyormuş. Dediğini anladım bu. Bir bir daha okuyayım açıklamasını. Yanlış bir şey okudum mu? Uh, place the net above the water with a chest above to slowly catch a few fish. Evet. Böyle olması lazım. Bu artık bize yavaş yavaş balık yakalayacak galiba. Tamam. Orası öyle. Yani bedava balık. Ba balık da bize daha fazla puan verir. bedava bedavaya hiç sorun değil bence. Bir tane name tag yapmamızı istiyor niyeyse. Name tag'i yapması ne istiyor ki? Ha direkt bulmamızı istiyor. Her neyse, çok önemli değil şu an o. Şimdi onu yaptığımıza göre şunu yapmaya başlayacağız. Iron stiffened mesh ve diamond stiffened mesh yapmamız lazım şu anda. Böylelikle daha rahat elde edebilirim Iron stiffened mesh yapabilmek için flint mesh ve 6 tane iron'a ihtiyacımız var tabii ki. Bir tane iron aldık ve ne yazık ki buradaki puanımız bitti. Şimdi bizim yapmamız gereken şey ve bulmamız gereken şey daha doğrusu Düzgün bir EMC kaynağı eğer sizin bir parlak bir fikriniz varsa duymak isterim gerçekten çünkü şu anda bize çok iyi bir EMC kaynağı gerekiyor gerçekten amacımız o ee, İyi bir EMC kaynağı bulduktan sonra bayağı bir rahatlayacağız şimdi EMC'lerin her şeyden alabiliyoruz neredeyse fakat genel olarak e, modlardan gelen şeyler sayılmıyor çoğunluğu en azından onu akılda bulundurmak lazım ama mesela buradaki balıkları kullanabiliriz. Ve bu da bir tane daha demir demek oluyor. Bu arkadaş da tabii ki balık tutacak. Çalıştığını görmek istiyorum açıkçası. Bir kere de olsa ne kadar hızlı ne kadar yavaş çalışıyor bilmiyorum çünkü. Ama evet. Açıkçası bir sürü puan elde etmek için hem bu Fleet Storage Part'a hem de bu Mysterious Magnet'ı özellikle Mysterious Magnet'ı yok edebiliriz. Hani X ile beraber direkt 1.5 milyon falan şeyimiz oluyor yaklaşık. EMC'miz oluyor. Şimdi şöyle bir şey var. Hani bunu yapması zor evet. Fakat hiç yapacak mıyım ki ben Magnet'ı? Hiç böyle bana çok işe yarayacak bir şeymiş gibi gelmiyor. O yüzden galiba bunu yok edeceğim. Evet. Farz edin ki bize hiç öyle bir ödül çıkmadı reward deck'ten Tamam. <laughs> bu işi çok fazla zandıracak çünkü. Şimdi bu Flint şöyle bir şey var. Ee, Gravel'ın İşlemden geçme şeylerine baktığımızda en azından gravel için flint yerine iron kullanmamak için hiçbir neden yok. Eğer kömür gerekirse evet flint gerekebilir fakat kömür dışında ve lapizazül dışında bile galiba lapizazülü görmemiştim. Iron kullanmak her alanda daha iyi. Çünkü demir %15 olasılıkla çıkıyor eskisi olduğu gibi çok küçük bir olasılık değil ki bu iyi bir şey çok iyi bir şey ne kadar çok o yolla maden elde etmeyecek olsak da bazı şeyler o yolla elde etmemiz zorundayız. En başta bir kere de olsa elde edebilmek için. Mesela elması. Çünkü bu önceden öğrendiğimiz eşyaları sadece şey yapabiliyor. Yeniden üretebiliyor. Tamam. Hemen halledelim o zaman onu. Şimdi Flint Stiffened Mesh'i buraya koyuyoruz. Iron'la kaplıyoruz. Bu bize Iron Stiffened Mesh verdi. Ve bu da görevimizi tamamlıyor. Bir tane daha loot crate geldi ve bu arkadaştan da kendimize bir controller aldık. Oo. İşimize yarayacaktır ileride. Refined storage kurmaya başlayınca. Şunları da cüzdanımıza atalım. 33 oldu. Şimdi sırada ne var? Sırada Diamond Stephen Mesh var. Şimdi Diamond Stephen Mesh için tabii ki bize Diamond gerekiyor. Hemen bakalım. Diamond Stephen Mesh. 6 tane Diamond gerekecek. Ve diamondları Diamond'ların tanesi 8100 EMC. Şimdi şöyle bir şey var. Bana sorarsanız bizim en rahat EMC elde etme yolumuz yine Sieve'den geçecek. Sieve'i otomatikleştirdiğimiz zaman ve Diamond'la ıı, yaptığımız zaman Diamond çıkma şansı hiç de fena değil. Bakın. Son halinde Diamond %1 ile çıkıyor. Ee, yani önceden %0.8'lik. %1 kulağa çok az geliyor gibi olabilir ama değil. O kadar da az değil gerçekten ki... Aynı anda kaç tane SIV çalıştıracağımıza baktığımızda o kadar sıkıntı değil ki, ee, auto türü bir şey varsa tabii ki, bunu varsa eğer yer yoksa işimiz o yönde gitmeyebilir çok ve görünüşe göre yokmuş galiba. Her neyse bakarız ya. Zaten sizlerden de bir şeyler bilenler olur yorumlara yazan olur bu bölümle diğer bölüm arasında yorumlara bakabileceğim birinci bölümde ikinci bölümde yükleneceği için muhtemelen çoktan. Yani bakarız onlara bakarız. Şimdilik biz. Hemen bir elmas elde etmeye çalışalım. Ne kadar çıkacak bilmiyorum. Ben şimdi elimde 59 tane gravel var. Ve bunların hepsini buradan geçireceğim. Bakalım bir tane de olsa elmas elde edebilecek miyiz. Çünkü ya bir tane elde edersek direkt çoğaltıp 4te ta 6 tane elmas yapabiliriz onu. Evet, bir tane elmas çıktı ve bir tane emerald çıktı. Yani o kadar kötü değil. Artık elmas ve emerald'ın ne olduğunu öğretebiliriz ki emerald elmasın tam iki katı kadar şey veriyor, ee, EMC veriyor. Ki elmas çok daha kullanışlı emerald'dan Bu çok iyi çünkü biz şimdi buraya yerleştirdiğimiz bir tane emeraldı direkt çok daha fazla elmasa çevirebiliriz. Şimdi direkt altı tane elmas alıyorum ben. Ee, Magnet yapmak için henüz yeterince şeyimiz yok o magnetımızı geri almak için ama almak için bir neden de yok. Magnet istemiyorum şu anda açıkçası o kadar çok. Ee, fakat bu da demek oluyor ki artık ben direkt ee, Diamond Stiffened Mesh yapabilirim. Ve bu da gayet güzel. Hmm. Bam. Bir tane daha loot crate ve bu da bana cable verdi. 16 tane. Galiba çok fazla eplat sistemi kurmamızı istiyor bu, daha doğrusu Refined Storage. <laughs> Bize durmadan bunları veriyor. Yere atınca cüzdana geliyor mu bu? Hayır. Cüzdanın ne amacı var o zaman? Herkes sorguluyor. Güzel, ee, onu da hallettik. Burada yapmadığımız sadece birkaç şey kaldı. Diamond Hammer kaldı. Diamond Hammer'ı hemen şimdi yapıyorum. Ve ondan sonra şu sağdaki arkadaşlara bakacağız ve fazla bir şey kalmıyor. Ee, diamond Hammer için iki tane Diamond'a ihtiyacım olacak, gayet basit. Ve bu da bana Diamond Hammer verdi. Tamam. Loot Crate ve de Bam. Loot Crate'den 4 tane Diamond mı çıktı? Galiba. <laughs> güzel güzel. Şansımız geldi ya. Ve böylelikle buradaki görevlerin tamamını bitirdik. Eee name tag'i henüz şu anda nasıl elde edeceğiz çok emin değilim. Şimdi kalsın o porselen dol yapmaya bakalım. Porselen dol için bize diamond veya emerald ve clay gerekiyor. Porselen clay. Porselen clay problem değil. Biz bone meal öğretmiş miydik buna? Öğretmemişiz. O zaman şöyle yapalım. Önce bone sonra bone meal öğretelim. Sana kemik. Ve de bone meal. Güzel. Biraz da bomel alacağız. Eee clay öğretelim. Biraz da clay alacağız. Şu an bayağı bir enerjim var boş harcayacak. Yani oldukça hızlı ilerleyebilirim. Elmasım da zaten var. O zaman şunlardan hemen 5 tane yapalım. Ve kendimize bir porselen dolu yapalım. Süper. Bu alıyor muymuş eşyayı? Yok. Pekala yaptık. Bu bize bir dolar verdi. Şimdi Blazing, Creeping, Protecting, Oozing, Crushing ve Breezing dolumuz var. Bunlar kısacası bizi koruyor belli şeylerden, efektlerden. Öncelikle mesela Blazing dolu yapalım. Bunların çoğunu yapamıyoruzdur şu an tahminimce. Çünkü evet bizde henüz olmayan malzemelerden istiyorlar ama yani bu görevi tamamladık. Şimdi galiba istediğimiz bölgeye geçmekte oldukça özgürüz. Yani değil mi? Hmm. Şu noktada çok bir e, Kesin gitmemiz gereken bir yer yok Canımız ne istiyorsa onu yapabiliriz Pekala o zaman bu bölüm burada bitirelim e, Bu bölümde hani Baya bir zaman ayırdım aslında bölüme Ama çok fazla video çıkmadı Daha çok bölüm başında bu bitkileri ve clay'i beklememiz nedeniyle Ama artık rahatız dediğim gibi Burada şu anda neredeyse 1 milyon emcimiz var ki Eğer istersek gerçekten işimize yaramayan burada bir 460 bin daha enerji verecek arkadaşımız da var bize. Onu da kullanabiliriz. Kısacası istediğimiz her şeyi hemen elde edebiliriz demek oluyor bu şu anda neredeyse. Tamam. Yani şu anda elimizde bir tane olan malzemeden istediğimiz kadar var. Demek oluyor bu ki bu da gelişmemiz için gayet hoş. Şimdi bu mod paketi benim de gördüğüm kadarıyla gerçekten çok 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 açık bir mod paketi. Çünkü fark ettiyseniz hiçbir mod birbirine bağlı değil. Sadece bunları yap diye rastgele koymuş. Şuna baksanıza. Hiçbiri birbirine bağlı değil. Bu da demek oluyor ki canımız ne isterse onu yapabiliriz. O zaman yorumlarda size soruyorum. İlk başta ne yapalım? Neye odaklanalım? Ben öncelikle tabii ki kim ne derse desin yapabildiğim kadar çabuk bir e, şey refine storage sistemi yapmaya çalışacağım. Böylelikle eşya bulmamız ve eşya depolamamız kolay olur. Fakat onu yaptıktan sonra size bırakacağım. Hangi moda geçmemi istiyorsanız ona geçeceğiz tamam Geçebiliyorsak baştan Applied Energy e de geçebiliriz çünkü Applied Energy daha çok seviyorum aslında. Ama evet yani çok açık bir mod paketi daha eğlenceli olur herhalde. Size bırakacağım ne yapacağımızı. Muhtemelen tavukları isteyenler olacaktır çünkü e, diğer Chicken Block'tu galiba ismi. Onda doğru düzgün ilerleyemeden seri bitmesi gerekmişti sorunlardan ötürü. Bunda biraz daha düzgün bir şekilde yapabiliriz onu sanki değil mi? Evet. Onun dışında Tomcraft da var. Tomcraft'a doğru düzgün bakmadık hiç. Yakın zamanda Empower'ı görmek isteyecek olduğunu sanmıyorum. Her seride kullandık neredeyse ama. Evet tamam. O zaman bugünlük benden bu kadar. Bana katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Ve bir sonraki bölüm ne istediğinizi yazmayı unutmayın. Ve tekrar teşekkürler hala burada olduğunuz için. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bu arkadaş çalışmıyor. Bay bay. <laughs>